Herkese merhaba sevgili izleyiciler, hoş geldiniz. Evet, bugün TÜİK aslında bir sürü rakam açıkladı. Bunlardan ikisi hem sanayi üretimi hem de işsizlik rakamları açıklandı. Sanayi üretimine baktığımızda yıllık 5.3, imalat sanayi üretimi de 5.4 gerilemiş gibi görünüyor. İşsizlik de geriledi diyorlar, 8.8'den 8.5'e düşmüş gibi görünüyor ancak burada önemli, geniş tanımlı, yani asıl işsizlik tekrar yükselişte, o da 27.2'ye tekabül ediyor. Kısacası yani sanayi hızla yavaşlıyor gibi görünüyor. İstihdamda da daha çok hizmet ve yarı zamanlı işler artıyor gibi görülüyor. Tabii bunun dışında yabancı bankalardan enflasyon tahminleri havada uçuşuyor. Etrafımız ateş çemberi, borsa çakıldı, bir türlü toparlanamıyor. Tabii emtialara ve dolara, dövize de bakacağız. Aslında bunun dışında da konuşacak pek çok konumuz var. Bugün de çok kıymetli bir konuğum var. Tabii ki tanıyorsunuzdur ama bana ilk defa konuk oluyor. Benim için de çok kıymetli. O yüzden bugün ekonomist doktor Zeki Ulvi Süvarioğlu. Bugün bizimle birlikte konuşacak pek çok şeyimiz var. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. İlk yayın olduğu için hayırlı olsun ikimize de. Çok teşekkür ederim. İnşallah bundan sonra devamı da gelecektir. Aslında genel bir fotoğraf da çekmek istiyorum ama bugün hem sanayi üretimi ve imalat sanayi üretimi hem de işsizlik rakamları geldi. Sıcağı sıcağına onları bir yorumlamanızı isterim ki ondan sonra genel bir ekonomiye de bakalım. Sevgili Ebru, zaten buradan bahsettiğimiz zaman ister istemez genele de gireceğiz. Evet. Bazen tümden gelip kullanıyoruz biliyorsun anlatırken. Bu sefer tüme varımı kullanmak zorundayız. Çünkü dediğin gibi sabah taze açıklanmış bir sanayi üretimiyle ilgili veriler var. İşsizlikle ilgili veriler var. Sanayi üretiminde depremden bu yanaki şu anda en sert düşüşü gördük. Aylık 1.6, yıllık 5.2 deniyor düşüş miktarına ama bu rakam konularıyla ben genellikle bu tür programlarda çok rakam telaffuz etmek istemiyorum. Çünkü Türkiye'de ve hatta özellikle ABD'den gelen rakamların çoğuna güvenmiyorum. Yani bu siyaset ve teknolojinin de desteğiyle öyle hale geldi ki bu rakamları istediğin gibi ayarlıyorsun. Konuştuğumuz rakamların içeriğinin nasıl ulaşıldığını gittiğimiz zaman çoğunda elimizde veri yok. Yani evet. Enflasyon şu. Hiç kimse inanmıyor. Şimdi o zaman hep konuşurken ne yapıyoruz veya birbirimizle bile normal hayatımızda dertleşirken ya bana göre diyorsun sen enflasyon %100. Ben diyorum ki yok ya işte %150. Çünkü herkesin o andaki ilgi alanına göre zaten hissettiği bir enflasyon var. Evet. Doğrusu da budur. Rahmetli Demirel'in böyle çok güzel benzetmeleri olurdu biliyorsun ekonomiyi anlatırken. Halkın anlayacağı lisanda değil mi? Yani işte mutfağa girerdi. Mutfaktan tencere, tava falan derken anlardın sen enflasyon olduğunu. Şimdi bu rakamlar böyle. Biz de mecburen tabii hem iş yöneticiliği yapan birisi olarak hem de bir ekonomist olarak rakamları alıyoruz. Bu rakamlara göre iş hayatımızda bütçeler yapıyoruz. Hedefler koyuyoruz. Mesela en önemlisi hemen yeri gelmişken genele girmek zorunda kalacağız. İşsizlikle de ilgili. Yıl sonu yaklaşıyor. Bu sene 6 ayda bir yapılmadığı için yıl sonunda Türkiye için ve Türkiye'deki çok kalabalık bir nüfusu ilgilendirecek bir asgari ücret konuşması başlayacak yakında. Evet. Şimdi asgari ücreti neye göre artıracağız? Beklenen enflasyona göre galiba değil mi? OVP'de. Bir dönem eski enflasyona göre artırıldı. Sonra dediler ki düşük yapmaları için beklenen enflasyona göre. Çünkü enflasyon beklentisini olduğundan daha yüksek açıklayan bir siyasetçiye ben bu yaşıma kadar hiç rastlamadım. Hep enflasyon düşecek değil mi? Evet. Ve sen beklenen enflasyona göre vatandaşa bir takım jestler yapacaksan işte başta asgari ücretliye ki çok önemli Türkiye'de nüfus açısından, çalışan nüfus açısından. Ben hiç düşen enflasyon görmedim ki. Bir de burada şu konuşma yaparken şunu da altını çizmek istiyorum. İşte enflasyonda düşüş bekleniyor denildiğinde vatandaşın bir kısmı da şey zannediyor. Rakamlar gerilecek. Hayır, rakamlar gerilemeyecek. Enflasyonun artış hızı düşecek. Yani 10 liradan 20 liraya gelen X mamulün fiyatı tekrar 10 liraya dönmeyecek. 10 liradan 20 liraya geliş hızı 6 aysa 20 liradan 6 ay daha sonra 20 liradan 30 liraya gitmeyecek de 24 liraya gidecek. Evet. Yine buradan bir dünya geneline geçmeye çalışıyorum. Zaten önümüzdeki hem dünyada hem Türkiye'de hem de hepimizin hayatındaki en önemli sorun gıda ve tarım üzerine olacak. Yani buralarda dünyanın bugünkü gidişatında bu ekonomi, politik,
çatışmalar, yeni dünya düzene geçiş sisteminin getirdiği sancılar, etrafımızdaki ateş çemberleri hepsini üste koyduğumuz zaman en önemli konu gittikçe insan için gıda, tarım sektörü öne çıkacak. Evet. Ve gerçekten çocukluğumuzda derlerdi yani bir bardak suyun değerini bilin. Su başta olmak üzere alışkın olduğumuz pek çok Türkiye coğrafyasında da hepimizin çok bugüne kadar belki ülkemizin normal makro gelirin üzerinde o tarım zengin ülkesi olmanın getirdiği avantajlarla beslenerek büyüdüğümüz gıdaların çoğunu ulaşamayacağız belki bir müddet sonra. Bu çok büyük bir tehlike dönüyor için. Bunu bir kenara koyuyorum. Bu sanayi üretimine girmiştik. Tekrar onu diyorum. Sanayi üretimde dediğim gibi depremden bu yana en büyük düşüş. Bu düşüşün bugün konjonktür içerisinde yukarıya dönme ihtimali yılın son çeyreğinde bana göre yok. Bizdeki sanayinin en önemli yukarıya götürecek şeylerden biri ihracatın artması lazım. İhracatımız da belli bir noktaya geldi. Orada durdu. Oradaki artış bundan sonra da yıllık %10-15 gitmesi çok zor. %1-2'lik artışlar bile önem arz edebilir. Orada da bildiğimiz hep malum klasik tartışma var. İhracatçı bir kurdan bahsediyor. Talep ediyor. Diğer tarafta başka, ya şimdi bu 40 satır mı 40 katır gibi mi? Yani bir değneğin iki ucunda çok iyi değil. Birisi bunu söylüyor, biri bunu söylüyor. Neden? Türkiye'nin ihracatı bile içindeki maliyeti açısından ithal girdilere dayalı bir ihracat modelimiz var. Bizim %100 öz kaynağımız olabilen, hiçbir zaman maliyeti olmayan en önemli kalemimiz bizim turizmdir. Çünkü turizm işte denizimizi, güneşimizi, tesislerimizi, onu bunu satıyoruz. Burada maliyet sadece... Ben kurla maalesef bu sene beklenen olmadı. Geçen sene işte 55 milyar dolardı. Bu sene 60 milyar dolar hedef konuldu. Açıklanır rakamlar. Çok uzaklaşmasak bile ona yakın bir rakam çıkabilir. Oradaki sıkıntı da şu. Hem dünyadaki ekonomilerdeki sıkıntı. Çünkü sadece bizde sıkıntı yok biliyorsun. Yani bütün dünyada evet. Belirli sorunlar var. Sadece sorunlarımızın ölçüleri farklı. Ve çözüm yöntemleri konusunda siyasi vizyoner farklılıklar var. Yoksa sorun her tarafta var. Orada da sıkıntımız şu. Siz Türkiye'de katma değerli, çok sık konuşulan bir konudur. Aynı sanayide de bu. Katma değerli bir turizm, yani işte gurme turizmi, kültür turizmi gibi bunların turizm gelirinin içerisindeki %'sini artıramadığınız müddetçe oradaki sıçrama da bir yerde tıkanabilir. Yani biz geldik tur turizmiyle gelip denizde geldi, açık büfelerden yedi gitti. Buralardan geliri artıramayız. Kişi başına harcama düşer. İki nedenden düşer. Dediğim gibi gelenlerin de zaten hayatında sıkıntı var. Onların da gelirleri çok artmıyor. İki, bizde de döviz dengeleri açısından yurt dışındaki insan eskiden 100 dolar bozduğunda Türkiye'deki aldığı hizmet ve diğer şeylerin bedelini şimdi daha fazla alabiliyor. Çok basit bir örnek. Bugün 2500-3000 euro civarında emekli maaşı olan bir Avrupalı, özellikle de Kuzey Avrupa ülkelerinde yaşıyorsa, yani yılın 6 ya da falan soğuk olan, enerji gideri yüksek olan falan bir yerde yaşıyorsa, gelsin Antalya'ya yazın, 2000 euro yatırsın bir otele, 24 saat, bir ay boyunca 2000 euro ona bakar yani herkes. Güneş var, deniz var, tatil var. Şimdi gelen memnun, giden memnun gibi gözüküyor ama ortada bunu makro bir katma değerli çabaya söndürecek de bir sonuç buradan çıkmaz. İdare eder, şeyi kurtarabiliriz. Seviyemiz bu burada. Bunu artırmamız lazım. Ama güzel yatırımlar da var Türkiye'de. Turizm her şeye rağmen ve turizm yatırımcıları bu açıdan başarılı görüyorum ben onları. Onların en önemli sıkıntılarının bu yaptıkları yatırım ve Türkiye'deki turizm hizmet kalitesinin karşılığını döviz bazında alamadığımız kanaatindeyim. Yani biraz oraya odaklanmamız lazım. Bunu gelen kişi başındaki harcama sayısını nasıl artırabiliriz ve daha yüksek bedelle nasıl satabiliriz? Örneğin İstanbul'da şu anda oteller, yazları falan daha iyidir. Ama dolulukları artırdığımızda dahi otelcilikte, ben de çünkü o sektör içerisinde uzun dönemden beri hem denetçi olarak hem de denetçi olarak bulundum. Halen de rakamlarına hakimim. Doluluk artarken fiyatı aynı oranda artıramıyoruz. Hatta fiyat düşüyor. Hatta fiyat düşmeyle doluluğun arasında da ters yönde bir korelasyon sağlanabiliyor. Her zaman olmasa bile. Yani orada sorun gelen turistin sayısından ziyade harcama kapasitesini artırabilecek bir turizm modeline doğru geçmemiz lazım.
Bunun sanayi tarafındaki zaten karşılığı da şu. Hep konuşuluyor bu. Siyasetçiler de özellikle seçimler öncesi çok güzel biliyorsun planlar, programlar yaparlar, anlatırlar bize. Onlar da anlatılır. İşte İstanbul ticaret odaları, sanayi odaları böyle yerlere gittiğimiz zaman görüşmelere, konuşmalara çok güzel konuşmalar olur işte. Efendim katma değerli şeye geçmemiz lazım. Teknolojiyle birlikte bunu birleştirmemiz lazım. Zım zım zım. Sonra geliriz biz hep aynı yerdeyiz. Geldiğimiz yer neresi? Bugünkü nokta. Bu Türkiye'de enflasyonu şu anda yıl sonunda 40 gibi, maksimum 40 gibi göstermeye çalışan bir düzen var şu anda. Doğru mu? Doğru. Ya o hani rakamlar ya, aslında çok net değil. Yani OVP'de başka bir şey açıklanıyor. Bakanlar başka bir şey açıklıyor. Merkez Bankası Başkanı çıkıyor. Başka bir şey açıklıyor. Yani şöyle, kafalar çok karıştı. İstanbul Ticaret Odası biraz siyasi iktidara yakın olduğu için ikisinin enflasyon rakamı birbirine çok benziyordu. Ama dikkat ediyorum son 3-4 aydan beri yani İTO TÜİK enflasyonu, öbür tarafta ENAG enflasyonu vardı. Bunlar yaklaşık yarı yarıya fark ediyordu. Şimdi son dönemde İTO biraz ortaya doğru geldi. Yani evet. TÜİK, İTO da oradan ayrışmaya başladı. Merkez daha çekildi. O biraz daha merkeze çekildi gibi oldu. Onun da esprisini şöyle diyorum. Herhalde tabii çok büyük bir teşkilat orası da. Herhalde içeride de diyorum bu konuda da birazcık karşılıklı eleştiriler, yorumlar oldu ki bir orta yol bulmaya çalıştılar. Dolayısıyla bana göre bu rakamların hiçbirinin %100 doğruluğunu kabul edemeyiz. Ama bir gösterge midir? Göstergedir. İki rakamın arasında, hadi İTO'yu atalım bir kenara. TÜİK ile ENAG rakamın arasında bu kadar fark olması iki şeyle açıklanabilir. Birisi ya insanlar bildiğimiz çarpmayı, bölmeyi, toplamayı yanlış yapıyorlar. Ya da içeriğindeki enflasyon ölçüm şeylerinde, tekniklerinde ve içeriye koydukları şeylerin oranlarında farklılıklar var. Tercihli farklılıklar var demek ki. Evet. Bu arada bugün yeni bir haber daha var. Mahkeme TÜİK'ten enflasyon sırrını istedi. Yani bir mahkeme kararı var. TÜİK enflasyon hesabında kullandığı bilgileri 30 gün içinde mahkemeye vermesi gerekiyor. Evet. Çünkü neden? Evet. TÜİK'ten bu rakamlar istenildiğinde veya biliyorsun yeni teknolojiyle veriye ulaşmak çok kolay. Normalde bizim şurada şeffaf bir ülke olsak, hukuk düzeni, adalet, hepsine ulaşmamız lazım. Yani bu adam bunu nasıl hesaplamış? Orada beyaz eşyanın ağırlığı ne, gıdanın ağırlığı ne, bunları görmemiz lazım. Göremiyorsun. Bunlar çekildiler TÜİK'ten şeylerinden. Şimdi demek ki bir kurum veya bireysel bir dava açtı birisi. İstiyorum ya bu rakamları dedi. Ben hukukla istiyorum ama orada nasıl soru çıkacak bilmiyorum bakayım yani. Gönderirler mi bilmiyorum. Sence yani evet, daha önce DİSK'te kazanmıştı çünkü. DİSK'e göndermediler. Bakalım bu zaman yani bu sefer gönderecekler mi bilmiyorum. Peki şunu da sormak istiyorum. İşte üçüncü çeyreğe girdik artık. Turizmden bahsettik. Bir de sürekli böyle bir yurt dışından sıcak para arayışımız var. İşte carry trade'i biliyoruz. Çok uzun süredir carry trade'i konuştuk. Amerika'daydı. Cumhurbaşkanımız Amerika'daydı. Yani Mehmet Şimşek Amerika'daydı. Oradan geldi. Ayağının tozuyla yine Orta Doğu'ya gitti Mehmet Şimşek. Türkiye'den daha fazla dışarıya anlatıyor. Türkiye'nin ekonomisini sıcak para getirebilmek için. Peki ne diyeceksiniz? Yani turizmin dışında içeriye yine bir dolar bile sokabilecek miyiz? Yani bir defa çok net olarak şunu söyleyebiliriz. Yani dünya küçüldü. Her şeyi çok daha rahat görebiliyoruz. İletişim araçları arttı. Amerika'da seçim var Kasım ayında. Değil mi? Önemli bir seçim. Şimdi bir defa Amerika seçimleri, onun açıklanması etmesi yıl başına kadar Türkiye carry trade'in dışında veya Türk devlet tahvillerinin, özel sektör tahvillerinin yüksek faizi getiri sağlayacak ödeme araçlarının dışında bir para gelme ihtimali yok. Bunun karşısında zaten ne var? Olmadığının mesela özellikle Batı finansmanı dediğimiz yani İngiltere, ABD ve Batı dünyasının hakim olduğu sistem, dünyada finansmana hakim olduğuna göre oradan yatırım anlamında Türkiye'de kalıcı bir ve hazineyi de döviz bakımından rahatlatacak anlamda bir şey gelme ihtimali kısa vadede yok. Dolayısıyla Mehmet Şimşek de çok doğal olarak zaten asıl uzmanlığı ve yeteneği de Mehmet Bey'in fon yöneticisidir. Yani bir kalkınma ekonomisi değildir. Dolayısıyla bu tür kısa vadeli çözümleri bulabilir. Kısa vadeli çözümler her zaman şöyledir. Kendi hayatımızdan önem biçelim. Bugün sizin paraya ihtiyacınız olsa, bir eksiniz olsa ve onu mutlaka o gün tedarik etmeniz gerekmesi gerekiyor ise siz burada faizin oranını ya ben 5'ten yukarı para almam deme şansın var mı? Yok ki.
Neyi bulursan onu alacaksın. O günü kurtarmak adına evet her şeyi kabul ederim. Tabii ki. Şimdi bizim Türkiye'de söylediğin manada Türkiye'de bildiğimiz yatırıma dönelik yabancı sermaye olmadığında Batı fonları burada az evvelki bahsettiğimiz konuşmamıza başladığımız o sanayi üretimin içerisinde, teknoloji üretimin içerisinde kendi kurumlarıyla, kuruluşlarıyla, varlıklarıyla global dünya düzeni içerisinde olmadığı müddetçe zaten o para geriye zaten gidip gelen günlük ihtiyaçlarınızı karşılayacak para kalabilir. Evet. Bunun maliyeti her zaman yüksektir. Bu manada tüketici faizine bile razı olabiliyoruz değil mi? Tabii ki. Tabii ki başka bir şansın yok ki. Yani bugün ödemen lazım. Bana borcum var 2000 lira. Bana da mahcup olmak istemiyorsun. Şimdi devlette zaten bir de ödemediği zaman temerrüde falan düştü mü onun bambaşka evet. bir yere gider. Hani en basit anlamda alacağımız bireysel ilişkilerimizden bahsediyorum. Bana onurlusun, gururlusun borcunu ödemek istiyorsun. Diyorsun ki ya ben bu 2000 lira ne yapayım? Ulvi'ye ödeyim. Ama hiç önemli değil 8-10. Benim önce benim bir duruşum, tarzım değil mi? Gücüm, markamın değerine bir şey gelmesin diyorsun. Biz şimdi Türkiye olarak bu durumda değiliz ki. Yani biz şimdi para için herkesle, her yerde, her şeyi yapabiliyoruz. Gündemde arada sırada böyle sosyal hadiseleri de görüyorum. Çünkü makro ekonomiyle bunları anlatmak daha iyi olur. Sosyolojik olaylar. Biz bugün Türkiye'de bakın en son spor kulüplerinde bile finansmanda ne? Informal para mı, illegal para mı, o mu, bahis parası mı, şu parası mı? Şimdi öyle bir gündemdeyiz ki para gelir, gelsin de nasıl gelirse gelsin. Doğrudur, yanlıştır. Bunu söylemek istemiyorum. Yani karşılaştığımız gerçeği söylüyorum. Acil bir şeye ihtiyacı olduğunuz zaman şahıs ol, aile ol, şirket ol, ülke ol, ne olursan ol, acil durumlardaki ihtiyaçlara yakalandığında bunun çok şeyini kurcalayamazsın. Kökünü, maliyetini, kalitesini, niteliğini, ben hayatta böyle bir şey yapmam dediğin şeyleri. O yüzden Allah kimse bu kötü günleri göstermesin deriz halk deyimiyle. Ama biz bu günleri çok gördük ve görmeye devam ediyoruz. Önümüzde bizi tünelin ucundaki ışığı gösterebilecek çok kuvvetli bir ışık yok. Halen böyle hayal meyal acaba mı diyoruz. Ben de bu acabayı kendi tecrübem, bilgim ve sezgilerimle, çünkü bazı şeyleri de hissetmek lazım, sezmek lazım o tecrübeleri de. O tünelin ucundaki ışığın çok yakın olduğunu düşünmüyorum. Ama bu kısmını da telaffuz etsem mi bilmiyorum. Biraz da böyle şeyleri konuşurken de çekiniyorum. Şundan çekiniyorum yani. İçinde bulunduğumuz dünya konjonktürü içerisinde biraz pozitif olmaya çalışıyoruz. Hani pozitif enerji, yaratıcılık falan var ya bu işin bir de manevi tarafı. Ama hani, rakamların da gidip getirdiği ama bir gerçek ya, var. Şimdi bakıyorum sağıma bakıyorum, soluma bakıyorum, yurt dışına gidiyorum, geliyorum işte. Dünyadaki seçimlerin sonuçlarına bakıyorum, ona bakıyorum. Bir karmaşık dönem içerisinde dünya, yeni dünya düzenine geçene kadar ki buradaki asıl hedef biliyorsun, bizi dinleyenlerin de çoğu bunu biliyordur. Yeni dünyadaki bu teknolojiyle birlikte gelecek değişim aracının ne olacağı konusunda dünya mutabakat sağlamadığı müddetçe bu sıkıntılar farklı şekilde devam edecek. Bu sıkıntılar devam edince de çok doğal olarak dünyanın belirli bölgelerinde bölgesel çatışmalar, onlar bunlar devam edecek. Çünkü bu bölgesel çatışmalar esasında ana ekonomik dünya modelinin masaya oturduğundaki pazarlığında bir güç gösterisi olarak gelecektir. Evet. Hani şöyle deniyor ya, bir 3. Dünya Savaşı olacak mı? Ya 3. Dünya Savaşı da öyle artık bir açıklamalı bir savaş olmayacak. Zaten savaşın içerisinde dünya. Evet. Her taraf ateş çemberinde zaten. Evet. Doğru. Savaş sadece silahla yapılan bir şey değildir. En önemli şey ekonomik savaştır zaten. Çünkü hiçbirimizin bugün yiyeceği lokması, yiyeceği bilmem bir şey olmadığı zaman hayatın çok fazla mutlu yönlerini hissetme şansımız olmuyor ki. Evet. Bütün doğru, dünyada ekonomik sıkıntılar var. Yani gıdadan bahsettiniz. Gıda ve barınma zaten bir insanın olmazsa olmazı ama yani her geçen gün bunlara erişimde ve refahta gerçekten çok büyük zorluk yaşıyoruz. Peki şunu da sormak istiyorum. Hani bu üçüncü çeyrek, son çeyrek 2025 dedik. Baktığımızda böyle bir yıla baktığımızda yani bugüne kadar geldiğimizde biraz da vatandaşlar şeyi de merak ediyorlar. Hani evet çok zor durumdayız. Asgari ücretle geçinemiyoruz. Emekli maaşımızla geçinemiyoruz ama hani 3 kuruş 5 kuruşunu da kenara koyan vatandaş da diyor ki işte altın aldım, dolara yatırdım, borsaya yatırdım. Peki bundan sonra ne olacak? Yani o paramı hiçbir şekilde koruyabilme şansları yok zaten. Ama işte bir yılda altın %80, dolar %24, borsada %8.18
yükselmiş, bu şekilde kazandırmış. Ama enflasyona baktığımızda, yani hükümetin açıkladığı enflasyondan bahsediyorum, %49.38 olmuş. Yani baktığımızda şu anda koyduğunuz parayı aslında kurtarabileceğiniz tek şey altın gibi görünüyor. Peki bundan sonra ne olacak? Yani bir faiz indiriminden bahsediliyor 2025'e kadar. Yani yabancı yatırım bankaları 2025'ten önce faiz indirimine gidilecek diyen de var. 2025'ten sonraya kalacak diyen de var. İnerse hem mevduat faizleri ne olur? Çünkü bu da yatırım araçlarından biri. Mevduat faizinden 2015'ten önce çıkma zamanı mıdır? Bir de hem altın, dolar ve borsaya baktığımızda ne söylersin? Oraya geçmeden son cümle şunu söyleyeyim. Çok önemli olacak çünkü son çeyrekte. Şu anda 17 bin lira civarında ya asgari ücretimiz. Yıllık enflasyonu zaten Merkez Bankası'nın ana uğraş alanı enflasyon ve fiyat hareketlerinden yaratmak. Şu andaki Merkez Bankası yönetimini ben beğeniyorum. En azından geldiklerinden beri, yani son yönetim. Başkanımız zaten Cevdet Bey de okuldan tanıdığımız, güvendiğimiz bir ekonomist, sevdiğimiz bir arkadaş. Onun başındaki Fatih de bizim yine okuldan arkadaşımız. Bir söylediklerini şu ana kadar yaptılar. Bir orada bir duruşları var. Ve tıpkı Fed'in rakamlarını açıklandığında arada satırlarında bir şeyler veriyor. O satırlarında verdikleri de şu ana kadar tutarlı gitti. Dolayısıyla buraya baktığımızda TÜİK'in de açıkladığı rakamları da nazara dikkate aldığımızda yıl sonunda enflasyonun 38 ile 42 arasında bir yerde 39 olabilir, 40 olabilir, 38,5 olabilir gibi bir rakam açıklanacak kesin, resmi rakam. Açıklanacak. Evet. Açıklanacak. Şimdi ben bunun ortalamasını 40 kabul ediyorum, tamam mı? Hani 1-2 puanla şey yapacağım. Diyorum ki 17 bin lirası bugün asgari ücret. Yıl sonuna doğru bu tartışmalar başlayınca 17'yi elimde önündeki makinede çarpıyorum 1.40, 23.500, 23.800, 23.000 ile 24.000 arasında bir asgari ücret çıkıyor 40'ta. Peki 24.000 olsun. Bu birilerini mutlu etme ihtimali var mı? Sizin rakamlarınız yine iyimser. Mesela Deutsche Bank %25 ile %30 dedi. İşte o da 21.000 küsur, 22.000 küsure çıkıyor en fazla. Neden öyle diyorlar biliyor musun? Buyurun. Yok, şimdi ben şöyle söylüyorum. Şimdi siyasetçi de bu kadar da gaddar olamaz diye düşünüyorum. Yani biz bu asgari ücreti enflasyona göre yapacak isek, bunu da 1.40 ise çarptığımızda 23.800 yuvarladım, 24.000 lira dedim. Ama seçim yok ya, hani o yüzden o %25'lerde olabilir gibi geliyor sanki bana. Şimdi şöyle, şundan olabilir bak, şimdi o dediğine sevap verim. Şimdi dikkat edersen biz bunu nasıl seninle şu anda konuşuyoruz, birileri de bizi dinliyor. Diğer taraftan piyasaya sürekli bir algı veriliyor haberler içerisinde. Nedir o algılardan biri? Çıkıyor bir kesimin adına konuşan Mr. X, diyor ki asgari ücret 25.000 lirayı aşarsa biz daha çok kepenk kapatırız, üretimi hiç yapamayız. Yine dönüyoruz konuşmanın başına. Yani sanayi üretimi şu oldu bu oluyoruz ya. Yapamayız diyor. 25'i geçmemesi lazım. 25'ten kastım %25. %25'ler oradan geliyor. Tamam mı? Şimdi bu söylediği daha evvelki kar marjlarıyla yaptığı işlerdeki işçilik maliyetlerinin oranı açısından doğru. Kendi matematiği açısından. Ama asgari ücret ve onun bir tık üstünde, hep asgari ücreti konuştuğumuz zaman onun bir tık üstünde çalışan hiçbir çalışanın da hayatı asgari ücretten çok farklı değil. Yani 2000 lira farklı falan başlarının kurtulacak hali yok. O insanlar da şunun derdinde, ya diyorlar ki ya sen bize bırak %40 zam mı? %100 yapsan bile biz bir seneki halimize gelemiyoruz. İşte bütün ekonominin sosyal ve toplumsal çatışmaları engelleyebilecek noktanın şirazesi kaymış. Ne yaparsak yapalım bu tartışmalar birilerini üzecek, evet. Ve maalesef o acı gerçeklerle karşı karşıya kalacağız. Az evvelki söylediğim bugünkü açıdan işsizlik rakamları zaten bence çok gerçeğe yaslanan rakamlar değil piyasada. Oradaki işsizliğe baktığımız zaman sanayi düşerken zaten işsizliğin artması lazım normalde, doğru mu? Evet, yani normal şartlarda öyle bir denge olması gerekiyor. O zaman geriye şu geliyor, az evvel gibi konuştuğumuz gibi turizm, turizm hizmetler tarafında bir mevsimsel, evet, artışlardan dolayı. Hizmetler de yarı zamanlı işler galiba. Evet. Hizmet sektörü diyelim yani. İşte turizm yarı zamanlı. İşte hizmet sektöründen kaynaklanıyor. Çünkü bu açıklanan rakamın içerisine baktığımızda zaten hizmet sektöründe bir küçülme yok. Yani şeyde var, sanayide. Ama hep bugüne kadar neyi savunduk? Ya hizmet sektörüne ki asıl üreten ülke olmalıyız. Üreten ülke olmalıyız. Üretici olmalıyız. Üretici tamam, teknoloji ne kadar artarsa aslında gittikçe azalan oranda da olsa
bir iş gücü istiyor. Bu insanların da bak diyorsunuz ki 25 falan diyorsunuz yabancı banka açıklıyor. Evet, çünkü onlar diyor ki fazla sen zam yapma. Sen fazla zam yaparsan biz bu işi çeviremeyiz. Öbür tarafta diyor ki faizi düşürme. Faizi düşürürsen carry trade de gelmez. Şimdi carry trade gelmesin, faizi düşürelim. Üretime, sanayiye buna getirebilecekleri bir yabancı sermaye olsa o politika ilgilenmesi lazım. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Bir çemberin içerisinde bir tarafı yapsa tahtara verdiği gibi öbür tarafı kaybediyor. Bir tarafı yapsa bunu kaybediyor. Çünkü sen belirli bir dönemden evvel hiç ekonomide olmayan bütün dünyadaki en bilindik ülkelerin, en bilindik klasik öğretilerin bile bildiği sistemlerin dışında kendine göre bir model icat etmeye çalışmışsın. Evet. Bu modelin içerisinden çıkmanın maliyeti normal ekonomik sıkıntıların maliyetinin tabii ki 3 katı, 5 katı, 7 katı olacak. Bunun son cümlesi şudur. Bu krizlerin içerisinden halkın topluma, üst gelir grubundan alt gelir grubuna doğru gittiğimizde 85 milyonun alt gelir grubunda olanların çok daha fazla ne diyeceğim, iyi bir kelime bulmaya çalışıyorum, yine şey yapmaya çalışıyorum böyle. Sömürülmeden diyecektim de hoşuma gitmedi o kelime. O katmanların çok daha fazla fedakarlık yapmadan bu ekonomideki bir takım taşları yerine oturtmamız mümkün değildir. Dolayısıyla sonuç şuraya gelir. Dünyadaki sistem adına kimileri Avrupa demokrasi der, kimisi sosyal demokrasi der, kimisi kapitalizm, emperyalizm. Bunların, bu izimlerin çok birbirinden farkı kalmıyor zaten. Kalmadığını dünyanın bu iletişim sistemi içinde öğrenmeye başladık. Her sistem geniş halk yığınlarını fedakarlıkları olmadığı müddetçe o sistemi yönetenler ayakta kalamaz. Dolayısıyla piramidin altındaki geniş kitlelere sürekli bir hikaye uydurmanız lazım. Sürekli bir senaryo yazmanız lazım. Bu senaryoların bir somut tarafları vardır, bir de soyut tarafları vardır. İşte soyut tarafında genellikle daha inanç ve şey taraflara hitap edersiniz. Öbür dünyadaki mutluluktan bahsedersiniz. Tamam mı? Somut tarafında da işte asgari ücreti öyle yapacağız, seçim zamanı çıkarı böyle yapacağız. Bu patinaj böyle böyle devam eder. Şimdi bu patinajın çok sık olduğu ve hemen yerine oturmayacağı bir dönemdeyiz. Yılın son 3 ayı, yazın içinde bulunduğumuz 3 aydan daha iyi olmayacak. Gelelim yatırım tarafına. Yıl sonuna kadar carry trade de olsa hazinedeki döviz dengelerini tutabilmesi açısından faizi bana göre maksimum düşürse bir defa düşürür ama düşürmeyebilir. Düşürürse de hemen bu konuşma olacaktır. İşte 5 bas puan mı düşürür, 2,5 mu? Çok önemli değil düşürdükten sonra. Ama değil bana mi? Göre orada düşürmeyecekleri kanaatindeyim yıl sonuna kadar. Çünkü 31 Aralık bilançoları nasıl şirketlerin önemliyse devletlerin de 31 Aralık'taki son Merkez Bankası bilançoları önemlidir. O döneme herhangi bir kazayla girmek isteyeceklerini zannetmiyorum. O nedenle ben faiz düşme ihtimalini yıl sonuna kadar görmüyorum. Ama bu faiz de zaten bankalara gittiği zaman, insanlar mevduat bankacılığı yaptığı zaman miktara göre, bankaların da kendi ihtiyaçlarına göre farklı faiz oranları 3'er 4'er puan fark edebiliyor. Banka sistemi içerisinde makul faiz bulduğunuzda, ki bunu sadece mevduatta değil, şu anda bankalarda çok güzel fon yönetici arkadaşlar var. Onların evet. Buldukları fonlar da aşağı yukarı 45'lerle arasında. Yani resmi enflasyona uygun bir getiri sağlıyor. Küçük parası olanların zaten çok fazla yapabilecek bir şansı yok. Burada hepimiz iki tane yap. Bir, ihtiyaçlarımızı karşılamak için bir miktar TL'de paramız olması lazım. Dolayısıyla evet. Bunu da o günkü bankadaki faiz neyse onunla tutacağız. Herhangi bir fonda veya mevduatta. Birincisi bu. İkincisi, az evvel senin bahsettiğin orta ve uzun vadeli tüm enflasyonda ve dünyadaki gelişmelerdeki değer kayıplarını absorbe ederek üstte bana halen artı ne bırakabilir diyorsun. Orada her zaman zaten klasik konuşmaya bir şey yok. Altınla gümüş her zaman bir değerdir. Altının şöyle bir avantajı daha var şu anda. O yüzden biraz fiyatları da yükseldi. Yani bu altının fiyatı bireysel taleplerin, işte Hindistan'daki düğünler çok arttı, Türkiye'de düğünler falan, bu eskiden böyle konuşurduk. Şimdi merkez bankaları ne kadar altın alıyor ona bakıyoruz. Evet. Buna baktığımız zaman Çin, Polonya gibi merkez bankalarının ciddi alıcılar olduğunu görüyoruz son aylarda. Bugünlerde almadık biraz 2600 dolarlar civarında onsu. Bunu almaların nedenleri de konuşmamızın bir bölümünde söylediğimiz yeni dünya düzenine geçerken.
Özellikle dijital değişim araçları kullanılacak ise, ki eninde sonunda gideceğiz oraya. Yani nakitsiz topluma geçtiğimizde, daha Türkçesiyle nakitsiz topluma geçtiğimizde, cebimizde madeni veya kağıt para taşımadan yaşamaya şeyine geçtiğimiz müddetçe, ki bunlar step by step denenerek gidiyor. Örneğin COVID süreçlerden biridir. COVID'de temassız öğrenmeyi yaptık. COVID'de birkaç banka birkaç gün kaptı. Orada bir takım testler yapıldı. Buraya geçebilimizin daha küçük testleri yapılarak büyük film canlandırılıyor gözümüzde. Oraya geçtiğimizde tartışma şu olacak ki, o tartışma şu anda var dünyadaki ülkeler arasında. Ya biz bunu tamamen dijital bir kökle mi yapacağız? Yoksa tıpkı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra doların dünyadaki rezerv para olarak kabul edilmesindeki Bretton Woods anlaşmasında olduğu gibi, örneğin altın gibi bir madene mi bağlayacağız? Siyasi görüşler de biraz burada farklılaşıyor. Çünkü dünyayı yöneten büyük devletler diyor ki bir kısmı, ya biz bunu Çin falan gibi, biz bunu yine de bir insanlık tarihinin dünden bugüne alışkın olduğu bir kıymete bağlamadığımız müddetçe bu dijital paranın değişim aracı kullanılmasında bir takım sıkıntılar yaşayabiliriz. Yani buna inanması lazım tüm toplumun. Bu Türkiye'nin meselesi değil çünkü, sadece dünyanın geldiği noktadan bahsediyoruz. O nedenle böyle bir şeye hazırlık olmak amacıyla, bir de her zaman savaş dönemleri ve çatışma dönemlerinde biliyorsunuz madenler önemlidir, bu değerli madenler. O döneminde içinde biraz bulunmamızdan dolayı güçlü ülkeler altın rezervlerini artırdı. Türkiye de bunun için bir müddet biraz daha almıştı. Şu anda son rakamını bilmiyorum. Merkez Bankası'na kadar var, bakmak lazım. Ama epey almıştık bir ara yani, rezervimizi artırmaya çalıştık. Döviz rezervimiz kötüyken altın rezervimiz iyiydi bir ara. Dolayısıyla altın kısa vadede şu bugün tahmin ediyorum $2,600 civarında onsu. 2500'e kadar çok geriler. Ama trend yukarıya doğru gittiğini dünyadaki bu gelişmelerden dolayı söylüyorum. Yeni bir alım fırsatı yaratır. $2,500 civarı, 2400'e falan düşerse de çok iyi bir alım fırsatı. Gümüşte biraz hayal kırıklığı var. Çünkü altınla gümüş arasındaki korelasyon ve gümüşün dünyadaki hem sanayi üretiminde hem de yeni gelişen teknolojik üretimlerdeki kullanım alanında fazla olmasından dolayı gümüşe talebin de artacağı varsayımıyla, hem değerli maden olması bu yeni dünya için, hem de kullanım alanlarının gittikçe artmasından dolayı çok iyi prim yapacağı diye hep analizler yapıldı. Orada şu anda biraz analizciler yanıldı. $32 falan geldiğinde onsu 28-29'a geliyor. Orada da 30 ve altı bir alım fırsatı. 30'lar civarı. Borsa için bence minik bu kırmızı işaretleri gördük mü şeylerde, toplama zamanı. Ben şahsen kendim ufak tasarruflarım için temel analizine çok güvendim. Örneğin burası özel yayın olduğu için firma ismi bile söylemekte çekince yok. Örneğin holding kağıtları, ama başta Koç Holding. Çünkü çalıştım, bildiğim hesap sistemini bildiğim. Bir yatırım tavsiyesi değil tabii sevgili izleyiciler. Tabii ki. Yani bir yatırım tavsiyesi. Niye? Bak bahsettim, temel analiz. Yani aldığımız bir risk sever yatırımcı vardır, bir de risk sevmeyen yatırımcı vardır. Ben çok sevmem yani. Neticede memurluktan gelen bir adamım. Memurun riski çok yüksek şeylere giremez. Bir memur zihniyetimiz var. Şimdi bu memur zihniyetiyle ben fonuma mümkün olduğu kadar, hani tek yumurtayı tek sepete koymayalım hesabına, dağıtmak hesabı gerekebilir. Şimdi holding kağıtları, yani Koç Holdingler, Sabancı Holdingler, birden fazla şirketi ve sektör içerisinde barındıran işte Alarp Holdingler, Anadolu Holdingler, bunlar Türkiye'de 4-5 tane sayılı büyük holding var. Ve bunların güvenilir olduğunu düşündüğümüz holdingler. Evet, bunların bir, hepsi mevzuata uygun çalışır. Hepsi formal çalışır. Hepsi tek fatura, tek defter çalışır. Hepsi finansal risklerini dağıtmış, bir nevi portföy mantığı şeyle sektörel ve risk dağıtımını yapmıştır. Dolayısıyla buradaki kazançlar birden %1000 olmaz, ama belirli süre elinizde tuttuğunuzda %300, 400, 200 gibi o dönemler içerisinde bir sene hiç gitmez. Birden bir gider, iki seneki enflasyon üzerinde sana geliri getirir. Aynı zamanda biz bunlara temettü kağıtları deriz. Gürül gürül akmasa da, damla damla da olsa zaman zaman size temettü dağıtabilir. Dolayısıyla benim tavsiyem hisse borsasında şu anda holding kağıtlarını alabilmek için uygun bir zaman olarak görüyorum. Ama alımı birden yapmak değil, belirli şeylere bir average ortalama fiyat tutarak yapmakta fayda var. Harika, gerçekten çok keyifliydi. Böyle yarım saati geçti ki normal şartlarda ben bu kadar uzun yayın yapmam, ama zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Çok da kıymetliydi, çok da bilgilendiriciydi.
Çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Gelecek programda görüşürüz diyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.